Değerli Nesrin Komi'yle herkese merhaba. Günün kazandırması muhtemelen 4 maçıyla karşınızdayız. 118 kodlu Trabzonspor Alanya Spor mücadelesiyle başlayalım. Alanya Spor'un bu sezon işi kolay olmayacak. Wagner Love merkezli bir oyun oynuyor Alanya Spor. Sezon içinde oldukça zorlanacaklarını düşünüyorum. Trabzonspor'da tabii özellikle Burak Yılmaz geldikten sonra çok üretken bir takım haline geldi Bordo Mavililer. Kendi sahasındaki taraftar desteğiyle birlikte ben Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Oran 1.40. Bayern Münih-Wolfsburg mücadelesi ara vermeden devam ediyor. Bundesliga hafta arasında da maçlar vardı. Şimdi hafta sonuna geldik. Bayern Münih 2-0'lık Hoffenheim yenilgisinden sonra kısa sürede toparlandı. 2 hafta üst üste kazandılar. Toplamda rakip kaleye 7 gol bıraktı Bayern Münih. Ve bu 2 maçta da kalesine hiç gol görmedi. Biraz vitesi yükseltince aslında Bayern Münih'in neler yapabileceğini Bundesliga'da çok rahatlıkla gördük. Vidal gibi, Lewandowski gibi, James Rodriguez gibi çok önemli silahları var Bayern Münih'in. Wolfsburg karşısında ben en azından 2 farklı galibiyette kazanacağını düşünüyorum. Fransa'ya geçelim. 117 kodlu Nice-Angers mücadelesi. Nice'in de işi bu sezon Fransa Ligi'nde kolay olmayacak. Onlar da yüksek yatırımla lige başladılar. Wesley Sneijder transferine çok umut bağlamışlardı ama Hollandalı yıldızında fiziksel olarak çok geri planda olduğunu söylemek gerek. Teknik direktör Favre tarafından geçtiğimiz hafta kadroya dahil edilmedi fiziksel sorun nedeniyle Wesley Sneijder. Angers'e baktığımızda Angers'e tam bir deplasman takımı. Bu sezon oynadıkları 3 dış saha maçından 2 beraberlik ve bir de 2 galibiyet ve bir de beraberlik çıkardı Angers. Nice'in zorlanacağını düşünüyorum iç sahada. Burada Angers'in yenilmezlik oranı, yani Angers adına çifte şans oldukça mantıklı gözüküyor. Oran 1.59. Ve son olarak yine Fransa Ligi'nden bir karşılaşma. 119 kodlu Lille-Monaco mücadelesi. 4-0'lık bir Nice yenilgisi almıştı Monaco. Ve aslında bu erken uyarı sistemi oldu diyebiliriz Monaco için. Takım çabuk toparlandı ve son olarak da Strasbourg karşısında o geçen sezonki müthiş performanslarını ortaya koydular ve kazandılar. Gerçi Falcao'nun attığı bir gol offside'tı. Çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ama Kolombiyalı yıldız ne olursa olsun takım adına, Monaco adına çok büyük bir silah. Lille deplasmanında da ben Monaco'nun kazanacağını düşünüyorum. Oran 1.50. Evet, bu kuponda başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.